Kafasını batırır ya. Şuna bak. 150 milyona ayakkabı. Kolay gelsin Mehmetciğim. Sağ olun komutanım. Rasum otur. Otur Mehmetciğim. Vergi iade zarflarını mı dolduruyorsun? Of, sormayın komutanım. Nasıl yetiştireceğimi bilmiyorum. Herkes bana yükledi. Benim de fişler vardı yazılacak ama. Yani pek yetişeceğini sanmıyorum komutanım. Beni de sıraya koyuver canım, ne olacak? Vallahi koyardım koymasına komutanım ama sırada bir albay, 200 başı, 4000 başı, 11 tane de üsteğmen var. Size ancak 2006'ya söz verebilirim. Hay Allah. Neyse. Sağlık olsun. Siz bizim en sevdiğimiz komutanımızsınız. Ben gece ayrıca çalışır sizinkini bitiririm. O kadar çok mu seviyorsunuz yani beni? Tabii. Ferit yok mu? Buralarda komutanım, buralarda. Çaktırmamaya çalışıyor ama canı bayağı sıkkın Ferit. Ne yapsın zavallı? Ameliyat ihtimali var komutanım. Futbol hayatı bitebilir. Yazık. Nasıl da havalı çocuktu. Dağıldı resmen. Ayağı sakatlandı. Ordu milliden çıkarıldı. Alev de gitti, terk etti. Kötü oldu tabii. Neyse. Toparlar inşallah. İnşallah. Ah. Komutanım. Merhaba Ferit. Biz de şimdi sen. Neyse. Sonra görüşürüz. Aa, bak sana ne okuyacağım. Askerin ilk 10 vazifesini biliyor musun kardeşim? Hemen okuyorum. Senin canın bir şey mi sıkıldı? Sıkkın tabii biraz. Ayağım sakat. Ordu milliden çıkarıldım. Alev terk etti. Daha ne olsun? Saçmalama abi. Yani sen bunlarla yıkılacak adam mısın? Aslansın sen. Hiçbir şey olmaz. Aslan. Valla. Valla. Yalancı. Yazıcı. Yalancı. Üsteğmenim, iyi nöbetler. Sağ olun komutanım. Üsteğmenim, güneşe aldanmayın, hava berbat. Bari laptopumu alayım, evde oyalanırım. Nöbetçiyim diye üzülmeyin. Çıksanız da zaten gezemezdiniz. Tam tersine, aslında severim hafta sonu nöbetlerini. Gece nöbetleri neyse de hafta sonları sıkılıyorum. İnsan arada hareket istiyor. Okuldayken de kalırdım hafta sonları. Ortalık sakin oluyordu. Hadi ya. İnektin yani. İnekle kastınız çalışkanlıksa evet. İkinci olarak bitirdim harbi okulunu. Allah Allah. Seni hiç okuldan hatırlamıyorum. Ben sizi hatırlıyorum. Ben sizin bir devre altınızdaydım. Siz kısım kıdemlisiydiniz. Hafızan zehir gibiymiş. Herkesi hatırlıyor musun? Hayır. 29 Ekim töreninde ayağınız takılıp yere kapaklanmıştınız. Oradan hatırlıyorum komutanım. Öyle ya da böyle hatırlanacak bir şey yapmışım. Sen bu boyla basketbol takımında filan olmalıydın. Basketbol takımındaydım zaten. Nasıl yani? Bütün basketbol takımını tanırım ben. Koraylar filan. Aman neyse. Hafta sonları etkinliklere katılmazsan olacağı budur. Kimse seni hatırlamaz. Aklımda tutmaya çalışırım komutanım. İlk fırsatta yere kapaklanmaya veya kürsüden düşmeye çalışırım. Hadi ya. Onu da mı hatırlıyorsun? Bütün okul hatırlıyor komutanım. Siz mezuniyet töreninde kürsüde konuşma yapıyordunuz. Sonra... Sen ne çok şey hatırlıyormuşsun ya. Bak burada birilerine söylersen bozuşuruz. Emredersiniz komutanım. Komutanım bir şey daha var. Ne var? Yine hangi sakarlığımı hatırlayacaksın? Yok. Bu sefer sakarlık değil komutanım. Yanlış hatırlamıyorsam sesiniz çok güzeldi. Siz koğuşta şarkı söylerken sesiniz bizim kata kadar gelirdi. Biz de dinlerdik. İyi bari. En azından benimle ilgili güzel bir şey hatırlıyorsun. Neyse ben gideyim artık. İyi nöbetler Levent Üsteğmenim. Sağ olun komutanım. İyi tatiller.